Merhaba arkadaşlar. Unutmayalım ki güç kaslardan değil, beyinden gelir. Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Hitfilm Express ile videonun başlangıcında görmüş olduğunuz komik efekti oluşturacağız. Ağırlık kaldırma efekti arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptığımı arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Şurada yukarıda arkadaşlar öncelikle bir new diyorum. Burada 1920'ye 1080 çözünürlükte olacak şekilde e, geri kalan ayarlar da aynı kalacak şekilde arkadaşlar start editing diyerek düzenleme bölümünü açıyorum. Burada şimdi import diyerek arkadaşlar dosyamı içeriye aktaracağım. Burada kayıtlar klasörü içerisinde arkadaşlar video dosyam var. Bunu açıyorum burada üzerine sağ tıklıyorum arkadaşlar artık bunu bir kompozit videosu haline getireceğiz make composite shot diyerek aynı değerlerini arkadaşlar tutarak okey diyoruz bunu artık kompozit bölümüne atıyoruz zaten ismini ben vermişim arkadaşlar burada dikkat ederseniz video olarak vermişim farklı bir video indirdiğinizde isimlendirme yapmanız arkadaşlar çok daha güzel olacaktır şimdi öncelikle Şöyle bir videoyu oynattığım zaman bakın. Merhaba arkadaşlar. Unutmayalım ki güç asla... Evet. Bu videoda halteri göremiyoruz. Bu halterimiz arkadaşlar aslında alfa kanalı içeren bir e, resim dosyası. Sonradan onu içeriye aktaracağım. Burada ne yaptım derseniz arkadaşlar. Çizgisiz kağıdı şöyle katladım buraya. E, tahta kalemi ile, siyah tahta kalemi ile çeşitli işaretler ekledim. Basit bir sakız yardımıyla da arkadaşlar parmağımın ucunu buraya tutturdum. Yani daha doğrusu kağıdı parmağımın ucuna tutturdum. Ardından burada arkadaşlar dikkat ederseniz hareket ettirdiğim zaman e, bu yukarıya ve aşağıya doğru işaretlerle beraber hareket etmeye başladı. Şimdi buradaki işaretleri eklememin sebebi tracker yani marker eklemek daha doğrusu işaretçi eklemek şimdi gelin bunu yapalım arkadaşlar en başa alıyorum videomu şuradan açıyorum arkadaşlar track bölümüne geliyorum bakın burada artıya tıklayarak arkadaşlar bir tane böyle tracker ekliyorum şimdi sağ tarafta type bölümünde single point dediği tek nokta ben bu sefer arkadaşlar iki nokta oluşturacağım bakın burada double point istiyor eğer double points oluşturursam arkadaşlar rotation yani döndürmeyi de bunun içerisine dahil edebiliriz güzel bir şekilde. Şimdi bunu ekliyorum. Bakın biraz fare tekerleğini ileriye sürükleyerek yaklaşıyorum arkadaşlar. Bakın sağ tıklama ve sürükleme ile bunu panning yani kaydırma yapabiliyorum. Şimdi şurada arkadaşlar sağ tıklayıp sürükleyerek şu işaretçiyi getirip bunun üzerine bırakıyorum. Birazcık daha yaklaşıyorum. Tam şöyle merkezinde olacak şekilde arkadaşlar. Bunu buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde arkadaşlar diğerinde sağ tıklayıp sürükleyip şuradaki tahta kalemiyle işaretlemiş olduğum yerin tam merkezini alıyorum. Şimdi arkadaşlar yapılması gereken şey nedir? Burada artık taramamızı şuraya tıklayarak gerçekleştiriyoruz. Bakın basıyorum arkadaşlar düğmeye Bakalım neler oluyor. Bakın şu anda dikkat ederseniz arkadaşlar bu eklemiş olduğumuz işaretçiler artık benim o tahta kalemiyle çizgisiz kağıt üzerine işaretlemiş olduğum yerleri takip ediyorlar. Takip ettiklerinde gösteren işaretimiz arkadaşlar şu arkadaki mavi kesik kesik noktalardan oluşmuş olan çizgiler. Bakın. Burada artık sonlandırdık. Şimdi arkadaşlar bunun somut bir şekilde bir katman üzerinde başka bir nesne ile taşınabilir hale hareket ettirilebilir hale getirmek için bir tane yeni bir katman oluşturmamız lazım. New layer'e geliyoruz. Burada bir tane point nokta katmanı oluşturuyoruz. Bunun adını arkadaşlar ben ne diyeyim takip katmanı diyeyim. Bakın şurada viewer'a geldiğim zaman görüntüleyebiliyoruz. Artık burası arkadaşlar benim şuradaki e, işaretçilerimi ekleyeceğim yer olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım ne yapacağız burada. Burada bakın şurada step 2 bölümümüz var şu sağ tarafta dikkat ederseniz. Burada artık layer katman bölümünü arkadaşlar takip katman olarak seçiyorum. Şuraya rotation'ı da dahil ediyorum. Şimdi rotation döndürme demektir arkadaşlar. Bunu niye ekliyorum? Bakın şimdi burada arkadaşlar hareket ettiriyorum. Bakın şuradaki kağıdım dikkat ederseniz elimde çok dengeleyememişim. Tamamen dik de tutabilirdim ama haliyle hem kameraya bakıp hem bunu taşımak çok böyle mümkün olmuyor. Burada bakın dikkat ederseniz bunun arkadaşlar birazcık yamuk olduğunu görüyoruz. Şurada. Bunu ilerlettiğim zaman bakın yukarılara doğru kaldırdığım zaman bu sefer birazcık daha düz olduğunu görüyoruz. Yani buralardayken şöyle yamuk, buradayken de düz halde. Şimdi bu bir döndürme sonucunda gerçekleşiyor. Yani buradan bu açıya kadar gelince dönüyor. O yüzden benim arkadaşlar burada döndürmeyi de işaretlemem lazım. Döndürmeyi işaretlemezsem sürekli sabit bir şekilde bu ağırlığı içeriye attığım zaman sabit bir şekilde hareket edecektir. Bunu istemeyiz. Şuradaki X pozisyonu ve Y pozisyonu arkadaşlar sadece X ve Y bölümünde hani sabit bir şekilde hareket ettirir. Rotation'ı da buna ekliyorum artık. Apply diyorum. Sonradan takip katmanına geldiğim zaman arkadaşlar artık burada e, somut bir şekilde bakın şöyle geriye geliyorum. Görüyoruz. Burada bakın artık işaretçinin bıraktığı izler görünmekte. Şimdi gelelim içeriye arkadaşlar ağırlık Nesnemizi atmaya import diyorum, ağırlığı seçiyorum, içeriye atıyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle buradan sürükleyip en üstte bırakıyorum. Bakın bunun çok büyük olduğunu görüyoruz haliyle arkadaşlar. 10 kilolukmuş maşallah. Tabi bunu taşıyacağım parmağımın ucunda. Şimdi şuradan shift'e basılı tutarak arkadaşlar uç noktasından biraz küçültüyorum. Bunu şöyle sol tarafa doğru arkadaşlar getiriyorum. Bakın. Oynattığım anda beraber taşımayacak. Neden? Çünkü bunu buna parent yani ebeveyn olarak atamadık. Şimdi burada arkadaşlar e, ağırlık resmimin üzerinde bakın e, artık seçiliyken şu bölüme geliyorum. Buradan arkadaşlar bunu ebeveyn haline getiriyorum. Ne ile ebeveyn haline getiriyorum? Takip katmanıyla. Yani takip katmanını takip etmesi için arkadaşlar burada bu point layer'ını ismini takip katmanı olarak sonradan değiştirmiştim. Onunla arkadaşlar beraber e, hareket etmesi için belirliyorum burada. Bakın şu anda oynatıyorum. Unutmayalım ki güç. Dikkat ederseniz güzel değil. bir şekilde hareket ediyor. Değil. Yalnız birazcık daha bunu düzenlemem gerekiyor. Tabi en başa şöyle getiriyorum. Şöyle getiriyorum arkadaşlar. Üzerine bakın tam anlamıyla arkadaşlar şöyle ortalayacak şekilde getiriyorum. Bakın parmağımın ucundaymış gibi. Hani abartı budur ya arkadaşlar. Abartıyı da artırabiliriz. Birazcık daha böyle büyütebiliriz ağırlığımızı. Da bunlar arkadaşlar dumbbell da denebiliyor. E, tam anlamıyla hani dumbbell olarak söylemedim de ağırlık olarak söyledim. Çok fark etmiyor. Şöyle ortalamış oldum. Videoyu birazcık geriye getiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir oynatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Unutmayalım ki güç. Bakın şurada arkadaşlar en alttayken biraz bunu şöyle şu tarafa doğru kaydırmak istiyorum. Çünkü altlardayken hatırlarsanız biraz yamuktu. Buna getirdik. Oynatalım bakalım. Merhaba arkadaşlar. Altlarda daha yamuk. Unutmayalım ki güç. Yukarıda Iskardan ispeten değil. daha düz hale geliyor. Tabi aşağıda arkadaşlar dikkat ederseniz biraz yaklaştırıyorum. Burada kağıdımızın da görünmemesi gerekiyor. Kağıdın görünmemesi için arkadaşlar birazcık daha şöyle düzeltebiliriz ya da hafiften yine büyütebiliriz. Geliyoruz başa. Başta hafiften yamuk olması yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Yani gayet abartılı bir görüntü. Parmak ucunda. Tabii gelir. amacımız burada mesaj vermek. Hani kas gücü değil de her şey beyinde bitiyor gibi. İşin felsefesi tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada export'a geliyorum. Contents diyorum. Yani tüm içerikleri dışarıya aktaracağım. Go to export diyorum. Burada kayıtlar bölümünü artık arkadaşlar bakın 1080 çözünürlüğünde ayarlamışız. Kayıtlar klasörü içerisine isim verebiliriz. Ne diyebiliriz burada? Sonucumuz diyebiliriz. Sonucumuz 1 diyelim örneğin. Start export diyerek bunun çıktı halinde alacağız. Evet render'ımız tamamlandı kayıtlar klasörü içerisinde arkadaşlar sonucumuz bire şöyle bir tıklıyoruz Merhaba arkadaşlar unutmayalım ki gün videomuza bakıyoruz değil gayet absürt bir görüntü. bir görüntü ortaya çıkmış oldu dikkat ederseniz Şimdi birazcık arkadaşlar istersek şu e, resmimize blur katabiliriz çünkü videomuz o kadar keskin ve net değil Şöyle bir gelelim bakalım tekrardan hit film içine arkadaşlar edit bölümüne gelelim. Şurada bu ağırlık resmi seçiliyken buraya geliyoruz. Şurada effects bölümünden bulursa geliyoruz. Buradan arkadaşlar basit bir blur efekti ekliyorum. Bakın burada biraz yaklaşıyorum arkadaşlar. Bunun şöyle bir fazlaca vermeyeceğiz arkadaşlar. Fazla verirsek. Arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bayağı bir e, bulur hale geliyor. O yüzden buna şöyle bir iki değerinde bir buluru verelim bakalım oynatalım. Burada çok fazla belli olmuyor ama şöyle bir render aldıktan sonra bir daha bir bakalım. Şurada buna da arkadaşlar sonucumuz iki ismi verelim. Tekrardan start exporting diyerek render alalım. Render tamamlandı arkadaşlar. Sonucumuz iki videomuzu bir açalım bakalım. Evet. Görüldüğü üzere arkadaşlar birazcık daha bulanık olduğunu bu resmimizin de artık görüyoruz. Çünkü video ile uyumlu olması için. İstersek daha küçük hale de getirebiliriz arkadaşlar. Şuradan hani geldiğimiz zaman daha küçük bir hale getirebiliriz. Şuradan tabi buna siz karar verirsiniz artık. Ağırlığın ne boyutta olduğunu. Bakın bunu kaldırdığımız zaman arkadaşlar dikkat ederseniz burada artık şu kağıdın çok fazla da belli olmaması gerekmekte. Daha ideal boyutlarda da küçültebiliriz. Örneğin şu çok daha uygun gibi kağıdımızın görünüp görünmediğine de dikkat edersek bunu da çıktı olarak arkadaşlar alabiliriz. Tekrar. Evet. HitFilm Express arkadaşlar bu noktalarda kullanabilirsiniz. Ee, örneğin bir YouTube kanalı açmak istiyorsunuz arkadaşlar. İçinde e, absürt içerikler olmasını istiyorsunuz. İki çeşitli görsel efektlerle de bunu süslemek istiyorsunuz. İşte siz arkadaşlar HitFilm Express gibi tamamen ücretsiz bir program ve üstelik ücretsiz olmasının yanı sıra her tür ticari faaliyetinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir program arkadaşlar. Burada Kişikli HitFilm Express'te böyle sizlere e, fikirler de sunacağım arkadaşlar. Sizler de eğer bir e, etkili bir YouTuber olmak istiyorsanız, görsel efektlerle videolarınızı süslemek istiyorsanız, burada e, benim hazırlamış olduğum fikirlerden de esinlenebilirsiniz. Buna benzer birçok videomda arkadaşlar açıkçası olacak HitFilm Express içerisinde. Evet böylece arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.